Size yemin ederim yukarıdan göründüğü gibi değil. Mars'ta mıyız be mübarek ya? Ama burası hiçbir yere benzemiyor. Arka plandaki detaya bakar mısınız ya? Dünyanın en kurak yerlerinden birisi. Macera Hanami gidiyor. Oo, hıza bak. Şimdi diğer parkura gidiyoruz. Allah'ım gerçek mi buralar ya? Abi Tarkan'ı biliyorlar ya. Okey, totale 600. Biraz sonra nerede olduğumu, şu an ne yaptığımı hepsini size anlatacağım. Çok heyecanlıyım, kalbim yerinden çıkacak. Şu ödemeyi bitireyim de ondan sonra sırasıyla hepsi gelecek. Hazırlanın. Allah! Nereye geldik Nesko? Nerelere geldik? Dünya turumuzun en güzel durağına. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmeye binlerce kilometre uzaktaki Huacachina adındaki dünyada nadir bulabileceğiniz bir yere geldik. Burası çölün ortasındaki bir vaha gibi. Sadece 100 kişi civarında insanın yaşadığı Aika adındaki bir şehre yaklaşık 5-6 dakika mesafede bulunan ve dünyanın en büyük çöl bölgesinden bir tanesinin ortasındayız şu anda. Ama beni en çok şaşırtan, ben Peru'ya geldiğimde asla çölün bu kadar büyük olacağını düşünmüyordum. Evet, fotoğraflarda, takvimlerde görünce vay anasını diyor insan. Arka planda da gösteriyorum yavaş yavaş sizlere ama buraya geldiğiniz zaman ne kadar büyük olduğunu zaten anlıyorsunuz. Bugün az önce o adamdan tur aldım. Biz buraya dün gelmiştik. Dedik biraz burayı tanıyalım, keyif yapalım, gezelim, dolaşalım, tanımaya çalışalım bölgeyi demiştik. Ama bagilerle çöl turu yapmak için acele etmemiştik. İşte bugün size hem bu çöl turunu anlatacağım hem de bulunduğum bu dünyadaki nadide coğrafyalardan bir tanesini gezdireceğim. Hazırsanız Peru Huacachina turumuz başlıyor. Abi sabah kalktık. Biz buraya gece gelmiştik. Şöyle otelden biraz yürüdüm. Kafamı balkondan çıkarken hani böyle film sahnelerinde olur ya, ulan ben neredeyim dedim. Neredeyim? Burası nasıl bir yer? 150 metre yüksekliğinde böyle devasa kum tepelerinin ortasında bir vahadayız şu anda. İnsan şeyi algılayamıyor. Yani böyle filmin içindeymişsin gibi hissediyorsun. Hani bu sene çok yer gördüm. Hani dünyada çok yer gördüm ama ne okyanuslar ne ormanlar hani birbirine yine benziyor. Ama burası hiçbir yere benzemiyor. Çok ekstrem bir yer. Aşırı güzel bir yer. Hatta şimdi size arka planda göstermeye başlayayım. Bu gölü görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadarcık bir göl aslında Baha. Etrafında ağaçlar var. Ve şurada da kum tepeleri var. Bu tekneleri kiralıyorsunuz. Böyle gölün içerisinde romantik bir tur yapabiliyorsunuz. Ama buranın olayı şu tepeleri dolaşmak. Ama bizim önce yemek yememiz lazım. Acıktık. Şu sakin yollara bakmayın arkadaşlar. Zaten bu arada hemen hızlıca bilgi vereyim. Burası şöyle O şeklinde bir küçük mahalle. Etrafında da göl var. Kum tepeleriyle çevrili ve gördüğünüz bütün tepelerde dün binlerce insan vardı her yerde. Arka planda gösteririm eğer videosunu çekmişsem. Ama bugün bizden başka kimse yok. Çünkü bugün hafta içi oldu. Ve biz bugün buggy'lerle şu tepeleri aşıp 2 saatlik bir tura katılacağız. Daha sakin olan bir gün seçmek istedik. Bakalım nasıl olacak. Şurada da çok güzel yemekler yapan bir otel keşfettik. Burada oteller var tabi. Yemek kültürü de birçok seçenek var ama birçok yediğimiz yer de çok kötüydü. Şimdi size en iyisini göstereceğim. Bakın bakalım kardeşleriniz Peru'da neler yiyip nasıl eğleniyor, nasıl geziyormuş. Siz de görün. Ama yemek, ah yemek deyince böyle kalbim ağrıyor artık. Böyle 6. aydan 7. aydan sonra yemeğin kıymeti daha da böyle o dönerin, kebabın kokusu burnuma geliyor ya bazen Instagram'da falan görüyorum. Anlatamam size o özlemi. Geldik. Bulunduğumuz yerde sadece 100 kişi yaşıyor arkadaşlar. Aslında Peru'nun biz şu an güneyindeyiz. Ant dağlarının ise güney batısındayız. Buradaki bitki örtüsü o kadar farklı ki 9000 kilometre uzunluğundaki bir Ant dağları çizgisini düşünün. Buranın sol tarafı çöl, sağ tarafı ise donuyor. Mesela bundan sonra Cusco'ya gideceğiz. 4000 metreye çıkacağız. Orası full yeşillik. Mesela Peru'nun kuzeydoğusuna gidiyorsunuz. Amazonlar başlıyor. O kadar enteresan kendine has bir bitki örtüsü var ki bu coğrafyanın. Yeri geliyor çölü görüyorsunuz. Yeri geliyor inanılmaz yemyeşil
Amazon ormanlarını görebiliyorsunuz. Ve bizim bulunduğumuz yer ülkenin en turistik noktalarından bir tanesi. Ama bizim şu ana kadar gördüğümüz şey daha çok Perulular geliyor buraya. Yaklaşık olarak 20 kadar otel, restoran var burada ve öyle çok fazla otel bulamıyorsunuz. Konaklamak için insanlar Ica adındaki şehre geliyorlar. O şehirden zaten bütün transferler buraya yapılıyor. Oldukça yakın bir yer. Biz de zaten burada zorla bir hostel bulduk. Sabah gösterdiğim yer öyleydi. Ama o kadar böyle kendine has bir dokusu var ki buranın. İnsan burada uyuyup burada uyanmak istiyor. Çünkü akşam buz gibi oluyor, gündüz hava yanıyor. Şu anda gezemiyoruz çünkü çok sıcak. Bir şeyler yiyeceğiz. Biraz hava sakinleşsin. Size hem gezdireceğim hem anlatacağım. Hem de bana biraz enerji gelsin. Bir şeyler yemek istiyorum. Bulunduğumuz hostelin adı Bananas. Çok güzel restoranı var. Manzarası var. Özellikle odalarının. Ama buranın bile geceliği 80 Amerikan doları. Düşünebiliyor musunuz? 80 dolar. Yani Roma'da mı kalıyorsun? Mübarek dersin değil mi? Ama burada da fiyatlar ne yazık ki uçmuş. Az sayıda tesis olduğu için. Ah Nesibem ya. Sabah sabah gittin. Hiç gerek var mıydı ya? Sigara böreği sarmış ya Perularda. Buzluğu atmıştım mı onu çıkartacağım. Allah razı yerseniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz dünya turumuzda ilk defa bizim bir fotoğraflara denk geldiğimiz ve hadi canım güzel midir acaba deyip tattığımız ama harika çıkan içi peynirli bir börek, bildiğin değil mi, sigara böreği gibi. Çok benziyor sigara böreği. İçinde yeşillik yok, peynir var. Bir de çıtır çıtır değil. Hayır, fena değil ama. Ve bunların fiyatı 22 sol, ne yapıyor, 5,5 dolar falan. Şöyle bir tane portakal suyu söyledik. Bunun da fiyatı 4 dolar. Ucuz yani. Bunlara biz artık ucuz diyoruz biliyorsunuz. Şöyle bir tadayım. İçi de bakın böyle. Bu ülke enteresan. Peynir ve zeytin ülkesi. Aa bak bununki biraz daha erimiş. Hmm. Ama şununla bile doyuyoruz artık. Ben 9 kilo vermişim. Nesibe de 5 falan. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Yavaş yavaş güneş dinlenmeye başladı. Of be. Rüya gibi yerler gerçekten. Şöyle ilk çıktığında sen de etkileniyor musun Nes? Her seferinde. Böyle şey gibi geliyor değil mi? Başka bir gezegendeymişiz gibi. Evet. Ya. Yani ekranda ne kadar görünüyor tam bilmiyorum ama o kadar farklı yer ki. Neyse şimdi size biraz burayla ilgili bilgiler vereceğim. Hazırlanın, bilgi yağmuru başlıyor. Abi şurası ana yürünen yer. İnsanların böyle kordonu gibi düşünün. Bir arka sokakta arabaların geçtiği yer var. Biz şimdi de göl tarafına indik. Niye göl tarafına indim? Çünkü buranın çok enteresan bir hikayesi var. Evet, arka planda size gösterdiğim bu göl aslında doğal bir göl arkadaşlar. Yer altı kaynak sularıyla oluşmuş. Ve işin en enteresan, en ilginç yanını size söyleyeyim. Burası yaklaşık 500 kilometre kadar uzanan bir çöl alanı. Dünyadaki en kurak yerlerden bir tanesi. Ve buraya yılda sadece 5 gün yağmur yağıyor. 5 gün yağmur yağan. Düşünün yani 360 gün yanan bir coğrafya burası. Nasıl oluyor da böyle bir su var? Daha doğrusu burası ilk nasıl oluştu? Şimdi sizi oraya götürüp anlatacağım. Çünkü ben buradan oluşma hikayesine çok şaşırdım. Öyle coğrafik konumundan ve bölgesel durumundan dolayı dedim hani bu su olamaz, yapaydır muhtemelen, belediye falan dolduruyordur dedim ama hiç de öyle değilmiş. Hadi gelin götüreceğim şimdi sizi. Arka planda gördüğünüz deniz kızının bir hikayesi var. Adı Huacachina, yani ağlayan kadın demek. Vakti zamanında bir prenses, çok sevdiği bir prens varmış ama o prens ölmüş. O da onun için burada gözyaşı dökmüş. Gözyaşını dökerken de inanışa göre bu bölge, yani şu gölet oluşmuş. Ve akabinde bir gün bu gölün içinde prenses yüzüyormuş. Derken buna avlamaya çalışan bir avcı görmüş. Sonra prenses koşmaya başlayınca da şu kum tepeleri oluşmuş. Ve sonra prenses bu avcıdan kaçmak için kendini gölün içine atmış. Deniz kızı olmuş. İnanış böyle. Hatta buraya gelip bazen eski yıllarda suyun içinde yüzüp çamurundan alıp böyle şifalı olduğunu inanıyorlarmış. Huacachina ismi de buradan geliyor. Çok güzel bilgi vermedin mi ya? Ben şey, bence bir alkış hak ettim. Ben şey diyecektim, bir kadının gözyaşlarından oluşan bu göl. Bu kadar mı? Evet, teşekkürler. Yani hikayesi bu, tabii bu bir efsane. Ama buraya gelen insanlar bu heykelin önünde fotoğraf çektirip burada tekelerle gezip deniz bisikletleriyle bazı böyle yaşı almış avalarda sudan biraz alıyorlarmış. Şimdi biz de bu kordon bölgesinde böyle resmen deniz varmış gibi yürüyoruz. Şurada hediyelik eşyacıların olduğu, marketlerin olduğu dükkanlar var. Burada da yine patlamış mısır kültürü çok fazla. Hatırlıyor musunuz? Limada da çok satıyorlardı. Meyve satıyorlar. Şurada böyle dondurma... Bici bici miydi Adana'daki adı?
Ona benzeyen buzlu bir şey yapıyorlar. Süt aromaları kullanıp tatlandırıyorlar. Burada böyle çok güzel erel jelibonları var. Ben bunlardan çok yedim. Çok lezzetli oluyor. Donde Türkiye, İstanbul. Hayır. You television popular İstanbul? Poquito. Muhtemelen anlaşamadık. Olsun. Bay bay. Nesko'ya bak, Nesko'ya. Kendine yiyor. Bunu bir sole aldık. Bir sol sadece. Hayır, buranın 1 lira gibi düşünün. Ve? Yani 4-5 liraya geliyor ama buranın bir solünü 1 lira gibi... Çünkü buranın parası bile bizimkinden değerli olduğu için. Yani bir Peru solü bizim 5 liramıza geliyor. Eskiden aynı paraymış mesela. Şimdi 5 katı olmuş. Bir de buradaki insanlarda bir şey fark ettik. Dışarıdan baktığınızda Perulular böyle sert mizaçlı insanlar. Böyle şey değil, Kolombiyalılar gibi böyle şey değil, şen şakrak böyle dans eden tipler değil. Böyle kendi hallerinde insanlar ama böyle güldüğünde, konuştuğunda onlar da hemen böyle kahkaha atıyorlar. O yüzden de bir anahtarı var. Onu açtığın zaman Peru insanlarını da çok seversin. Şimdi çölün başlangıç noktasına geldik. Size bir şey göstereceğim. Burada bir olay var çünkü. Çölün başlangıç noktasında güvenliği görüyor musunuz ağacın altında? Neden burada duruyor bu abi? Şurada bir giriş noktası var. Bölgeye destek amaçlı işte 1 dolar yaklaşık olarak para ödüyorsunuz ve çöle buradan girip dolaşmaya başlıyorsunuz. Şurada arka tarafta gün batımı zamanında bayağı bir böyle buggy araçlarla gün batımı turları yapıyorlar ama çok kısa sürüyor. Ve bu arkadaşlar buradan kaçak geçmesin diye şurada güvenlik olmasına rağmen şuradaki ağaçların altından çok rahat bir şekilde yürüyüp geçebiliyorsunuz. Bu arada biz ilk gün buraya para verdik. Hani sonraki günler vermeye gerek yok. Çünkü bir anlamı yoktu. Bunu da sonradan çaktığımız için boşuna 1 dolar vermeyelim dedik. Şuradaki şeye gidelim ya. Pazar vardı bir tane. Hediyelik eşyacılar dükkanı. Yani akşam üzeri aslında oralar daha canlı oluyor. Ya gündüz gözüyle de bakalım ya. Aynen. Hadi oraya götüreyim ben sizi. Sonra çöl turumuz başlayacak. Saat 4'ü bekliyoruz. Burada böyle küçük çarşı yapmışlar. Yan yana dükkanlar var. Hediyelik eşya alabiliyorsunuz. Şöyle yerel bir kadınlar var. Çinka diye bundan satıyorlar. Şat bardakları satıyorlar. Bu deniz kızından var. Fiyatları da çok uygun ya. Peru şu ana kadar var ya bizim gittiğimiz ülkeler içinde en uygun fiyatlı ülkelerden birisi olabilir. Zaten Lima'da falan da görmüştünüz. Kendimizi hediyelik eşya konusunda Cusco'ya saklıyoruz. Machu Picchu'ya. Asıl en kralını, en babalarını orada alacağız. Zaten bu kadardı. Pazar bitti. 5 tane dükkan var yani. Şu buff'tan almak lazım. Çölde biraz sonra bayağı hızlı atraksiyonlu bir buggy gibi şey olacak turu. Fiyatını soralım. 5 dolar tanesi. İkisi 10 dolar. Birer tane alalım. Evet. Başka bir yer daha bulduk. Burada fiyatlar daha uygun. Zaten kalkıp da bunu ömür boyu kullanmayacağız. Bir kerelik çölde kullanacağız. 7 solmuş. 2 tane alalım nesibi. Orada 40 soldu. Gerek yok. Dost buff. Ver bakalım abi. Böyle geçireceğiz bunu. Al sana. Hazırız. Bafingo. Bien. İş görür. No problem. Tamam, hallettik bunu. Hadi gidelim artık. Buff'ımızı aldık. Gittim. Bir tane su aldım. Çantam hazır. İçine bir ceket attık. Nesibe de ceketini aldı. Çünkü gün batımından sonra burada yaklaşık 20 derece hava farklı, sıcaklığı farklılığı oluşuyor. Yani şu an yanıyoruz ya. Saat 6'dan sonra nasıl üşüyeceğiz göreceksiniz. Ve benim bir durumum vardı dün. Videonun başında size söylemedim arkadaşlar. Ben dün çok ciddi sakatlandım. Peki doktor arkadaşlar cevap verirseniz. Instagram'da. Sabah yerden bir şey alırken aniden hapşurdum ve yürüyemiyorum. Yürüyemiyordum dün. Şurama bildiğiniz bir şey saplandı ve doktor arkadaşlar Instagram bir ayarın peşinde de sağ olsunlar döndüler. Sordum ne yapabilirim diye. Kramp girdi gibi ve hala acıyor dünden beri. Ağrı kesiciyle şu an duruyorum. Genelde şey yazmış doktor arkadaşlar, magnezyum eksikliği. Böyle yere eğilirken bir şey alırken hapşurdum abi. Burama var ya saatlerce bıçak saplandı. Vallahi o kadar kötüydü ki ben dedim ki eyvah biz herhalde dönüyoruz. Şey yani dönmekten ziyade burada doktor bulamamak, acil bir durum varsa müdahale edememekten korktuk. Uzaktan uzağa ne kadar hani Instagram'dan evet. Şey yapacak. Buradaki doktor çünkü bir reçete yazdı. 8 tane ilaç verdi. 8 tane ilaç. Yani bir röntgen yok, bir şey yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Neyse ki kısa bir şeyle geçti de. Yani bizim şu dünya turunda yaşadığımız bir sürü şey oluyor. Onunla ilgili bir bölüm yaparım zaten ama dün süründüm arkadaşlar. Yatağımdan kalkamadım. Öksürüyorum mesela böyle. Bir bıçak saplıyor resmen şurama. Biraz dinlendim, masaj yapıyorum sürekli. Hani yolda şimdi yapacağımız etkinlik, araba sürekli hareket edecek. Yüzümde bir ağrı görürseniz sebebi o. O yüzden önceden söylemek istedim.
Şimdi adam geldi, rehber. Birazdan yola çıkıyoruz. Peru'da en heyecanlı bölüm birazdan başlıyor. Rehber geldi. Şimdi otelden çıkıyoruz. Dünyada yapılacak en iyi 100 aktiviteden bir tanesini yapmaya gidiyoruz. Hazırız. Şuraya bilet verdiler. Koruma bölgesine girmek için bu. Allah! Heyecan durukta. Bunu çok istiyordum, çok. Benim bucket listimden bir tanesiydi bu. İnşallah belim çok ağrımaz var ya. Bir tek ondan korkuyorum. Size daha bir saat önce bahsettiğim 1 dolar verilerek girilen yerden geçiyoruz arkadaşlar. Hayır, tur şirketleri versin bu parayı da. Gerek yok halktan almaya. Vay vay vay, şuraları nasıl çıkarsın diye düşünüyorsanız videonun sonunda izleyeceksiniz nasıl çıkıldığını. Biz yürüyerek çıktık bu tepelere 150 metre ve şuraya çıkmak kolay da o en tepe öyle bir dikleşiyor ki arkadaşlar. Gerçi biz Guatemala'da yanardağ tırmanmış insanlarız. Bunu da başarmıştık, videonun sonunda göreceksiniz, anlatacağım onu da. Bagilerin olduğu yere gidiyoruz. Heyecan var mı Nesko? Hep de nasıl valla. Biraz da korku var. Diyorum ki burası çok yüksek, çıkacağız. Araba eğilmeyecek mi? Yanları açık. Arabaları al sana, göreceksiniz ya. Sıfır güvenlik önlemi, sıfır. Çığlık çığlığa olacağız. Bir de bildiğim kadarıyla tepelerden kayacağız aşağıya boardlarla. Bildiğiniz kum sörfü yapacağız. Tek de diyorum ya, canavar olacak. Ben burayı daha önceden de böyle görmüştüm ama güneş varken değil, gölge olduğunda akşamüstü görmüştüm. Çok net görünmüyordu, şimdi daha güzel. Deli arabası bunlar, deli. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Böyle arabalar. 100 kadar araba var. Çölün ortasına. Deri gibi sürecekler. Gel Nesli Bey, sen biraz ortaya bin. Haydi. Sanırsın uzaya atacaklar, fırlatacaklar bizi. Arasından. Deli turuna hoş geldiniz. Başlıyoruz. Arabalar uzun süreli gidecek arabalar. Şunlar bazıları mesela kısa süreli olanlar var. Şu an arabayı fullemesi gerekti. İki kişi daha geldi ki para kazansın adamlar da haklı olarak. Şu an fullüz, gitmeye hazırız. Uzaklaşacağız buradan. Kum tepelerini aşağı aşağı gezmeye devam. Şu arabada bir sıkıntı olmuş. Yardımcı olmaya gitti eleman. Şimdi lastiklerin havasını indiriyor kumda daha rahat gitmek için ve sarsıntıyı azaltmak için. Çöllerde yapılan bir şey bu. Demek ki daha çılgın olacak. Nasıl? Daha kötü olacak. Şu an daha yeni başlıyor. Daha ne yüksek yerlerden atacaklar bize. Daha bir şey yok ki. Daha 10 metre falan tepelerden attık. 30 metre, 40 metrelik yerden kayacağız. Yapma. Nesibe bayağı gitti. Vamos.
Yalnız var ya deli dumru yüzüme motorun soğutucusu var ya oradan su damlaları geliyor sürekli. Hiç yavaşlamıyorlar gördünüz değil mi? Hiç. Oo. Çok güzel oldu be. Neyse böyle şimdi Instagram'da biraz fotoğraf çalıştık. Buradan bakarsınız Bir Hayalin Peşinde kanalımda, hesabımda. Nesibe'ye de maceranameden bakın. Çok güzel oluyor değil mi? Şu böyle bir şey görmedim. Arka plandaki detaya bakar mısınız ya? Hani şehre yakın yerler böyle değil. Daha el değmemiş yerler olduğu için daha pürüzsüz tepeler. Yani böyle sanki hani çocuğa sahilde kum verirsin bir şey yap dersin ya pürüzsüz. Biri gelmiş eliyle yapmış gibi. Ya belim biraz ağrımaya başladı. Sonuçta kendini insan çok kasıyor, geriliyorsun. Ama buraları da size göstermek istiyorum. Kendini de görmek istiyorum. Şuradan bir manzaraya bakalım gelin. Dünyanın en kurak yerlerinden birisi. Gördüğünüz coğrafya. Buraya çöle özellikle hiç yağmur düşmüyor. Şehrin de belli yerlerine 5 gün yağmur yağıyormuş. Vay vay vay. Gördüğüm son dünya turundaki en enteresan yerlerden oldu. Evet, boardları çıkardılar. Şimdi bu boardlarla kumdan kayacağız ama nasıl kayacağız hiç fikrim yok. Daha önce yapmadım. Are we gonna take one? Bunlardan şimdi birer tane aldık. Tepeye kadar çıkacağız. Şuradan aşağı kayacağız birazdan. Herkesin boardlarını verdiler. Sürüne sürüne tırmanıyoruz. Hayatım boyunca unutmayacağım bir deneyim olacak. Bir yandan da suratınıza sürekli kum çarpıyor. Yuttum resmen kumu. Nereye geldik? Nereye geldik Allah'ım? Şuradan çıkıyorsunuz. Sizi şimdi buradan aşağıya atacaklar. Vay 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 vay. Sandığımdan daha yüksek. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı. Birisi board'unu düşürdü. Adama helal olsun. Fedakarlık yaptı. Bak kaç metre aşağı indi. O board'u getirecek. Allah'ım gerçek mi buralar ya? Hayal gibi yerler değil mi? Daha önce birçok kez çöl gördüm Afrika'da, Arap ülkelerinde vesaire ama bunun dokusu bir başka oldu. Anlamıyorum sebebini ama. Heyecan doruktu. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın iki elinizle boardlara tutunmanız gerekiyor. O yüzden muhtemelen bunun çekimini yapamayabiliriz. Sonuçta güvenlik önce gelir. Yerini değişti. Yanlış yere gitti. Eğlenceli olacak. Nesibe önden gidiyorsun ha? Beni çekecek deniz bakalım. Nesibe'ye verdim sırayı. Belki ben sonra gelmem korkarsam bakarız. Evet sıra Nesibe'de. Bu boardların arkasını bakın kumla. Abi şey yaptı. Mumla. Yağladı ki daha iyi kaysın diye. GoPro sana emanet dedin sen İspanyolca. Evet Nesko. Dizini koy. Ellerini başa tuttur. Yat aşağı. Dirseklerin de şeyin üstünde olsun. Kumun değil board'un. Ha hafif değsin diyor. Okay. Macera Hanami gidiyor. En çok o bağırdı. Ya sürüttü. Ver chicos. Chicos. Benler böyle aşağıda bekliyor. Ben GoPro'yu falan çantayı yukarıda bıraktım. Ne olur ne olmaz. Bir sakatlık olmasın diye. Görünenden daha yüksek biliyor musunuz? Birinci oldu. En uzağa o geldi. Aramızda küçük bir yarış var. Ben üçüncüydüm, dördüncülüğe geriledim. Nes altıncı şu anda. Olsun canı sağ olsun. Hadi. Nesibe takla attı. Şu ikinci parkurdan aşağıya kaydık. Fren yapamadı. Bildiğin üç takla attı. Ama Nesibe paket gibi yuvarlandı. Bir şey yok değil mi ama? İnşallah sıcağı sıcağına bir şey olmamıştır bak. Şimdi diğer parkura gidiyoruz. Böyle bir sürü parkur var. Bizi aşağı atıyorlar, atıyorlar. Onları çekemiyorum yani. Kolay değil çünkü gerçekten çok hızlı gidiyorsunuz. Vay vay vay. Şu manzaraya bakın. Dostlar. Beşerli gruplar halinde artık bizi bırakıyor. Aynı anda kayıyorsunuz. Bu son artık. Sonra arabalara binip devam. Gezmeye. Ya millet gülüyor ediyor ama burası arkadaşlar.
çok daha dikleşti. Yani bakın aşağısı görünmüyor. Burada o kadar hızlanır ki şimdi adam. Gidiyor. Bak ayaklarını frenlemesi lazım. Çok dik, çok dik, çok dik. Hiçbir şey yapmadı. Bravo! Bayağı yüksek. Bayağı yüksek. Bak daha inmedi bile. Oo, ne kadar hızlandı. İnsanların yanına kadar gitti. Bu şey parkur zor. Nesibe yapmayacak zaten. Ben de tam emin değilim. Size yemin ederim. Yukarıdan göründüğü gibi değil. Şu çıktığım yere bakın. Oradan aşağı attım az önce kendimi. O kadar hızlı gidiyorsunuz ki duramıyorsunuz. Ayağım fren yapıyor ama bu adrenalini seviyorum işte. Sesimden de anlıyorsunuzdur. Nesibi yapamadı. Yürüyerek inecek. Kolay değil ya. İnsan korkuyormuş. Oo, hıza bak, hıza bak, hıza bak. Şuradaki var ya hızlı. Gördünüz mü az önce? Bunu diyorum işte. Çok kum yuttum. Çok keyifliydi. Heyecanlıydı o tepeden kayması. Şimdi gün batımı turu yapıyoruz. Gün batımı anını izlemek için bizi bir yüksek bir tepeye getirdiler. Muhteşem ya. Sarı, turuncu, pembe her rengi görebiliyorum şu anda. Ne oldu sana? Takviye verdim işte ben. Eyvah, gel bakalım bir. Her yeri kum oldu. Ağrıyor mu boynun falan? Şurası biraz ağrı var. Niye düştün ben Eskoş ya? Maceranın adı değil mi adım? Sen orada şey artistik mi yapmaya çalıştın? Maceracı kız işte. Artık buradan ayrılıyoruz. Güzel bir gün batımı oldu. Buradan sonra resmen hiçbir yaşam yok. Dünyanın en kurak coğrafyalarından birini görüyorsunuz. Dönüyoruz. Akşam oldu. Oha! Oha! Yo! Yo, şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Divane misiniz? Takılı kaldım, dondum böyle. Finish. Allah razı olsun, finish dedi. Deli misiniz? Anam. Çok iyiydi ya, yine de. Of. Gördünüz değil mi her şeyi? Onu bir de yaşamak var, hissetmek var. Dur bir kendime geleyim. Mars'ta mıyız be mübarek ya? Geri döndük. Otele gidip bir duş alalım. Bir kendimize gelelim. Nasıldı Nesibe? Muhteşemdi. Benim taklalar dışında. Hayatta bir kere yapılır değil mi? Kesinlikle. Ben mesela bu kadar çılgınını daha önce hani şeyde Arap ülkelerinde falan yapıyorsun ama çok normal cruiserlarla. Çok acayip bir şeydi ya. Ben ilk öne oturmamışız dönerken. Çok... Kız zaten şoföre yapıştılar ya öndekiler. Evet, yapıştı şoföre. Ben de yanımda bir adam vardı. Onun bacağını tutmuşum yanlışlıkla. Sorry dedim de. Ya. Çok çok farklıydı gerçekten ya. İyi ki gelmişiz. İyi ki bu deneyimi yaşamışız. İyi ki sizlere de gösterme şansı bize nasip olmuş. Vay be. Nasıl bir gün batımı oldu. Şuraya bak. O kadar yorgunluğa ve bel ağrısına rağmen insan şurayı gün batımı anında görmek istiyor yani. Bir daha gelme şansı yok çünkü. Şu noktalarda hem gün batımı izleyebiliyorsunuz hem de aşağıya görebiliyorsunuz dediler. Yavaş yavaş çıkalım bakalım. Yukarıya çıktıkça tepelerin şu pürüzsüzlüğünü görüyor musunuz? Sanki sanat eseri gibi.
Doğanın mucizesi. Şurada çok güzel gün batımı anı oluyor. Şu arabalarla zaten gün batımı manzarası izliyorsunuz ama gerek yok. Aynı parayı 2 saatlik tur yaptık biz. Aşağısının manzarası bu. O kartpostallarda kullanılan birçok fotoğrafı bu tepelere çıkıp çekiyorlar. Şuraya çıkmak çok zor olsa gerek. Biz daha yakın olanı seçiyoruz. Yaklaşık 500 kilometre sonra hep böyle devam ediyor burası. Sadece araba izleri var. Başka neredeyse hiçbir şey yok. Nesibe'nin ayak izlerini takip ederek şu en nokta, düşünün konuşamıyorum bile, tepe noktasına çıkıp bir yandan da kum yutuyorsunuz sürekli. Gün batımını izleyeceğiz. Az kaldı, hadi bakalım. Yukarıdaki manzarayı şimdiden hayal edebiliyor musunuz ya? Yemin ederim yukarıya çıktıkça insanda ne yorgunluk kalıyor ne bitkinlik. Muhteşem bir hal aldı. Sağ tarafta İka şehrini görüyorsunuz. Zaten şehre oldukça yakın. 5 dakika mesafede burası. Baksana ya. Aşağısı biraz gölge oldu ama bizim amacımız zaten bugün batımını izlemekti. Çıkmaya devam. Bir 20 dakikaya falan yukarıdayız. Biz böyle yan yan gidiyoruz artık. Çünkü çok dikleşti. Bak kızın olduğu yeri görüyor musun? Sürünerek çıkıyor kız yukarıya. Sürünerek. Hiç göründüğü gibi değilmiş. Yukarıya çıkınca anlıyor insan. Hani şuraya kadarki çıktığımız kısım çok kolay geldi. Bundan sonrası daha meşakkatli olacak. Gün batımına da az kaldı. Nesibe gayret. Tepenin ucunda yürüyorsunuz. Ucunda ya böyle. Yani yürüdüğü şeyi görüyor musunuz? İki taraftan böyle rüzgarla birleşiyor ve siz çizginin üstünden yürüyorsunuz. Ben daha önce de çok çöl gördüm ama buranın hani sadece Oakasina için demiyorum. Şu tepelerin şekilleri de beni çok etkiledi. Yani böyle sanki dalga dalga olunca böyle birisi eliyle çizmiş gibi, baksanıza. İka şehrini görüyorsunuz. Tepeden böyle net bir şekilde görünüyor. Bu kadar zaten yakın, büyük bir şehir burası. Sadece böyle dedim yani 10 dakika uzaklıkta diye. Arabaya atlayıp geliyorsunuz zaten. Bak şehrin içinde de kum tepeleri var mesela. Bir tanesi şu. Ama insan bunları görünce şey, yani bu kadar rüzgar esiyor mesela şu an burada. Nasıl eksilmiyor, azalmıyor şu yükseklik, onu anlayamadım. Bilen varsa aydınlatsın, cehaletime verin lütfen. Göre. Aha, güneş battı ve şu an buz gibi oldu. Az önce buraya çıkarken terliyorduk. Şimdi güneş gidince resmen o çölün soğukluğunu hissediyorsunuz. Dostlar, inmesi o kadar basit ki kayarak iniyorum şu anda. Çıkmak meşakkatliydi ama inmek bir dakika sürer herhalde. Şöyle kaya kaya iniyorsunuz. Geldim bile. Zor kısmı bitti ama muhteşem bir deneyimdi yani. Hayallerimden birisi daha gerçek oldu gerçekten. Burayı böyle dergilerde, özellikle seyahat sitelerinde hep görüyordum. Yani bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Coğrafik şartlarının böyle olduğunu da bilmiyordum. Muhteşem bir deneyim oldu gerçekten. Umarım sizlere de nasip olur. Ya şunu da size göstermeden geçmek istemiyorum. Hani fotoğraflara baksanız burada hiç kimse yok. İncin top oynuyor gibi böyle kareler çekiyorlar ya. Bu da kamera arkası olsun. Bakın her yer insan ve bugün daha düne göre sakin. Dün hafta sonuydu. Bugün ise birazcık daha son gün olduğu için artık pazar günü az insan var. Binlerce insanı vardı şuralarda, binlerce. Ve çoğu da Latin Amerika'dan gelen turistler ve Peru'nun yerel halkıymış. Bugün değişiklik yapalım, merkezli yemek yiyelim dedik. Tuk kiraladık. $2.5 bizi merkeze götürecek. Hermano. Muchas gracias. Buenas noches.
Çılgın Sedat nasıl sürdü? Gaz kesmez spor. Bildiğimiz bütün duaları ettik. Yemek yemeye geldiğimiz restoran. Bu gürültü ne ya? Şu rustika. Burada sokak yemekleri de varmış Nesibe. Aa bakalım bir gelmişken. Böyle burger ve... Ola hamburger ha? Hamburger yapıyor. Karne. Şu sağdaki abileri çaktırmadan çekiyorum. Kim olduklarına dair hiçbir fikrim yok. Enteresan bir kıyafetleri var. Bu da böyle küçük sandviçler yapıyor. İçinde yumurtalı bir şekilde. Ama ben bunlarla şu an bunlarla doyamayız. Ne yedik ki sabahtan beri ya? 8-10 tane sigara böreğimsi şey yedik. O kadar. Şuraya gidip bir kilo bir şöyle tavuk mavuk söyleyelim dostlar. Şehir böyle bayağı canlı. Orta Amerika'da biliyorsunuz bütün şehirler akşamları ölüydü ama Peru'da asla öyle değil. Burası da gayet İnka şehri de gayet başkent Lima gibi hareketli çıktı. Allah'ım dışarısı buz gibi oldu ya, buz gibi. Oo mekan nasıl? Canavar. Oh güzel bir yer bulduk be. Bu çocuklar artık bunu yemeyi hak etti be kardeşim. Var ya hiç konuşmuyoruz bile oturduğumuzdan beri yorgunluktan. Ortam da güzel. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Enerjiyi alalım bakalım. Eyvah! Ne yaptın? Buralarda böyle bir anlayış var. Altı üstü bir kokteyl içirdiler ya. Bir kokteyl. Şova bak. Bundan söylediğiniz zaman şov yapıyorlar. Şu anda bir karaoke bara geldik. Böyle eğleniyorlar burada. Karaoke'yi seviyorlar. Peru halkı oturmaya mı geldik? Takmış koluna ayrı adamı. Patlatıyor. Haydi Peru. Oturmaya mı geldik? Abi Tarkan'ı biliyorlar ya. Bakın. Vay be. Nasıl biliyorlar burada ya? 10.000 kilometrelerdeyiz. Arkadaşlar ben donuyorum artık. Benden bu kadar. Şu an burası -1. Ve burada şu an yazı yaşıyoruz. Benim ellerim o kadar titriyor ki -5 bile olabilir. O yüzden sonraki bölümde Cusco'da 4.000 metrede görüşmek üzere. Hadi bakalım sonraki bölümde kopacağız. Hadi bakalım.